elini kolunu sallayan Afganlı ülkemizi kevgire çevirdi. Vatan namustur diyoruz, namusumuz her gün ihlal ediliyor. 11 yıl misafirlik için fazla uzun süre değil mi? Ben bu konuyu niye gündeme getirdim? Türkiye'ye tartışsın diye. Bana batan bir şey mi vardı? Sorumlu bir vatandaş olarak söyledim ben bunları. Halkın tercümanlığını yaptım ben bunları söylerken. Ben yabancı düşman değilim kardeşim. Bu ülkede yaşayan asli unsurlar var. Bu ülkenin Kürtleri var. Eşit vatandaş. Bu ülkenin Alevileri var, eşit vatandaş. Bu ülkenin Çerkezleri, Sünnileri, Türkleri, Yörükleri, Lazları. Bu ülkenin asli unsurları, onlar benim eşit vatandaşım. Bir de sığınmacılar var. Ben sığınmacıların vatandaş olmasına karşıyım kardeşim. Siz karşı mısınız, değil misiniz? Soru bu. Ben bu halkın hislerine tercüman oldum mu, olmadım mı? Soru bu. Artık bu sığınmacılara bizim ödeyecek paramız da kalmadı, paylaşacak ekmeğimiz de kalmadı. Sosyal dengemiz bozuldu, ekonomik dengemiz bozuldu. Benim görüşüm bu. Halk farklı mı düşünüyor? Vallahi bana gelen yüz binlerce yoruma bakarsan halkın %90'ı benim gibi düşünüyor. Ama birileri çıkıyor Tanju Özcan'ın ırkçı yaklaşımları, faşist yaklaşımları. Allah Allah. Tekrar söylüyorum. Bana ırkçı veya faşist diyecek adam anasının karnından doğmadı. Ben hümanist bir adamım. Vatandaşımı düşüren bir belediye başkanıyım. Sorumlu bir belediye başkanıyım. Bana faşist ve ırkçı diyenleri kınıyorum. Onlar bizatihi vatan hainleridir. Bunları göndermek için elimden geleni yapacağım demedim mi? Demedim mi ey halkım? Benim bu sözlerime rağmen beni seçtiniz mi? Peki ben gereğini yaptım mı? Kestim mi yardımı? Ne oldu o zaman? Zıpladılar. Nefret suçu işliyor bilmem ne dediler. Nerede o takipsizlik kararı? Herkes suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanlığı dahil. Nefret suçu işliyormuşum ben. Al Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı. Adalet beni suçlu bulmadı arkadaşlar. Dedi ki vatandaş da dedi sığınmacı eşit haklara sahip olamaz dedi. Peki İngiltere hükümetini niye kimse kınamıyor? Niye kendi yurttaşına 1 TL eğitim ücretle yabancı olana 15 TL? Avrupa'da Amerika'da kendi vatandaşına sağlık hizmeti niye bedavada yabancıya zamlı? Hiç bunları düşünüyor muyuz? Biz Avrupa'nın sığınmacı çöplüğü değiliz. Biz Amerika'nın sömürgesi hiç değiliz. Amerika'nın sömürgesi olmayı isteyenler oldu ama Mustafa Kemal Atatürk gibi bir anti emperyalist çıktı, bunların hakkından geldi. İşte ben Amerikan emperyalizminin bu ülkeye verdiği kötülüklerin tartışılmasını istiyorum. Sığınmacılar meselesinin bir devlet politikası haline getirilmesini arzu ediyorum. Birileri Tanju Özcan'a dur desin diyor. Kim diyor? AK Parti'nin grup başkan vekili. Ne demektir bu? Ben ağaç kavuğundan mı çıktım? Ben sandıktan çıkıp geldim buraya. Birileri derken kime sesleniyorsun sen? Benim genel başkanıma mı sesleniyorsun? İl başkanıma mı sesleniyorsun? Onları da yoksa İçişleri Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na mı sesleniyorsun? Şu arada FETÖ'cüler bana saldırırken, bu hain şerefsizler inlerinden havlarken bir kez bile siz bizim belediye başkanımıza nasıl saldırıyorsunuz hainler diyemediniz. Şimdi diyorsunuz ki birileri Tanju Özcan'ı durdursun. Ne yapsın? Tanju Özcan'a kayyum atasın değil mi? Seçimle yenemediniz kayyum atasın. Peki kardeşim bana nasıl kayyum atacaksın sen? Vatansever olduğum için mi kayyum atacaksın? Darbeci Amerika dediğim için mi kayyum atacaksın? Beni kim durduracak? Kim? Onu söylüyorum. FETÖ'cülere karşı olduğum için ömür boyunca FETÖ'cüler bana hakaret ettiği için mi kayyum atacaksın? PKK'nın ölüm listesine beni aldıkları için mi kayyum atacaksın? Benim hangi terör örgüt üyeliğimle ne bugün ne geçmişte kol kola yürümüşlüğüm var kardeşim? Böyle fısıltılar geliyor Ankara'dan, kayyum atanacakmış. Hadi oradan kardeşim. Milli iradenin tecellisiyim ben. Bana bu yola çık diyen halk, dur diyecek olan da halktır. Ben bana kayyum atayacak adamın alnını karıştırırım. Bunu biri durdursun. Ne hakla söylersin ya? Yiyorsa, sıkıyorsa sandıkta işte 2,5 sene sonra durdur beni. Beni ancak halk durdurur kardeşim. Amerika'ya darbeci dedim diye mi bana kayyum atacaklar? Sığınmacıları istemiyorum, artık vatandaşımın hakkını yedirmek istemiyorum diye mi bana kayyum atacaklar? Ben partili belediye başkanı değilim. Ben rozetimi çıkarttım koydum. Arkadaşlar. Ben şöyle bir şey dedim mi? Ben partili belediye başkanı olacağım. Ben halkın belediye başkanı olacağım dedim. CHP'lilere de söylüyorum, İyi Partililere de, AK Partililere de, MHP'lilere de kardeşim. Laf atma orada. Laf atma. Söylediklerim tamamı doğru. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ne yapayım ben? Elime CHP bayrağı alayım. Belediyenin tepesine CHP bayrağı mı dikeyim sizin yaptığınız gibi?
Yapmayacağım kardeşim partisanlık. Sokakta bir kişi diyor mu? Allah'ınıza dininize kurban. Söyleyin. Bir kişi diyor mu sokakta? AK Partili olduğum için benim şu işim olmadı. AK Partili müteahhitim diye benim şu işim olmadı. Tanju Bey partizanlık yaptı. Odasında 6 ok var. Diyor mu? Diyebiliyor mu? AK Partiliyim diye ihale alamadım hakkım olduğu halde diyebiliyor mu? Diyemiyor kardeşim. Adam gibi yapıyoruz çünkü bu işi. Ettiğimiz yeminin gereğini yapıyoruz. Mesela Atatürk'e kefere diyen ithal bir milletvekilimiz. Ne demiş bana? Irkçı demiş, faşist demiş. Sosyal demokrasi dersi veriyor. Ben bu partinin öz evladıyım. Ben siyaset yaptığım zamanlar oldu. Şimdi siyaset yapmıyorum. Gençlik kolu başkanlığı yaptım. İlçe başkanlığı, il başkanlığı. Parti mesuliyeti, milletvekilliği yaptım. Bunların hepsini yaparken siyaset yaptım. Ama ben şu an siyasi bir makamda değilim. Bana, ben bu partinin öz evladına, benim genel merkezim laf söyletecek, laf söyletecek. Bunu da ben kabul etmem arkadaş. Bunu da ben kabul etmem. Ve açık bir şekilde dilekçemi yazacağım. Bana o sözleri söyleyen kişi hakkında da işlem yapılmasını isteyeceğim. Bedel mi ödeyeceğiz? Öderiz kardeşim. Türkiye'de doğruyu söyledi diye bedel ödeyen çok oldu. Artı bir yazar. Ama ben gözlerimi kapatırken huzur içerisinde kapatırım. Uğur Bey, sen benim gibi düşündüğün halde, senin komşuların, senin ailen benim gibi düşündüğün halde, sen farklı şeyler söylüyorsan, sen gittiğinde gözlerin açık gidersin. Yeşil vatanımız yanıyor, sizin bir elinizde ayna, bir elinizde cımbız. Ormanlarımız yandı, kül oldu. Milyonlarca göçmen, milyonlarca yabancı, milyonlarca yabancı Türkiye'yi istila ederken bağırma, otur. Söz verince konuşacaksın. Senin elinde var, senin gibilerin elinde var. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Memleket yanıyor kardeşim. Memleket yanıyor. Ya üzüldüğüm ne biliyor musun? Şu muhalefeti de bir türlü öğrenemediniz ya. Ya biz bu kafayla 50 sene muhalefette kaldık. Siz bu kafayla 350 sene muhalefette kalırsınız ya. Siz yakında... Vay ya, slogana alıştınız siz ya. Ha bir de kahrolsun Amerika deyin de göreyim ben sizi, yüreğiniz yetiyorsa. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi deyin de göreyim ben sizi. Bu ülkede hırsızlık yapanlara lanet olsun. Rüşvet diyenlere lanet olsun. Allah belalarını versin deyin de göreyim ben sizi. Ya insanda bir şey olur. Bir sıkılma olur ya, bir orman bakanı. Ülke yanmış ya. Yangınlar bugün bitiyor diyor. La orman kalmadı, ondan bitiyor yangınlar. Orman Genel Müdürü, adamda biraz utanma olsa istifa eder, istifa. İsrail denen katil devletten utak yaradınız ya. Yazıklar olsun. İsrail'e bizi muhtaç ettiniz ya. İsrail'e bizi muhtaç ettiniz ya. Ele güne rezil ettiniz Türkiye'yi. Helikopter var, binmiş AK Partili milletvekili koordine ediyor ya. Uçağı izleyecek jetimiz var. Şey, yangını yukarıda izleyecek jetimiz var da. Yangını söndürecek uçağımız yok. 4 milyon dolar para ayıramamışız. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.